işte şimdi. Yerli kliplere bakalım hep beraber. Buyursunlar. Kim bu? Bakalım hatırlayabilecek misiniz? Demet Sarı. Muhammed. Kim? Bu kim? Bu kimdir? Bu kimdir? Bakalım hatırlayabilecek misiniz? Kınalı bebek. Tabii. Kınalı bebek olur mu? Kadının ismi yok mu? Demet Sağroğlu. Çok güzel bildi masadakilerimiz. Bravo. Demet Sağroğlu. Demet Sağroğlu'nun galiba birkaç klibi satanisttir. Ha, enteresan. Mezar Kaçkını rolündeydi. Bembeyaz pudralar. Ha, evet değil mi? Böyledir. Böyle. Hani makyajı öyledir. Yani ölmüş, dirilmiş, tekrar gelmiş. Lan be, ne bunu ne dinliyoruz? Bütün aşklar bununla yaşanıyor. Ayrılıklar bununla yaşanıyor. Adamlar terk etmiş, kadınlar evde. Terk eden adamın ardından Demet'in şarkısını dinliyor. Helal 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 o diye de bir şey vardı. Orada da coşuyor falan. Görelim. Burada 90'ların tabii teknolojinin henüz gelişmediği yıllarda bazı deneyler. Şişe üfleme mesela o yıllarda başladı ilk olarak. Diye. Bunu da bu üflemeyi de ne dinledik sağ olsunlar, görelim. Ve o yıllarda şişe üflemeye ihtiyacı olmayanlar, Sezen sürahi dudaklarla. Ya, kolay değil o Şinanay'ı çıkarma. O sesi çıkarmak kolay mı Şinanay? O dudaklar. Evet, bir Sezen, bir Mick Jagger. Evet, devam. Şimdi nerede o yıllardaki Sertab, nerede bugünkü Sertab? Tabii ki o bir popüler müzik sanatçısı olarak çıkmanın heyecanıyla kameranın karşısında hiç sakin ol, sinirlerine hakim ol. Şimdi aynı Sertab'ı çıkarsak, anladın mı, zargana gibi incecik ol. Nedir o öyle, hani herkes anlayacak. Sakin ol, sinirlerine hakim ol. Neydi o? O geçti, seksi yıllardı. Sakin ol, sinirlerine hakim ol. Böyle biz de olacağız. Biz de pop müzik salgını başladı. Devam. Danslardaki özgürlüğe bakın. Sertab bugün Sertab değil mi? O muhteşem ses tabii canım arkadaşım ya, ama yani bu organlar, bu göğüsler, kalçalar bana fazla geliyor. Alın bunları. Hepsi seyircilerine fena. Okan. Fax yağıyor. Evet, sonunda Muammer'den sonra Nazlı aramış. Senelerdir öylece duran faxın bir gün işe yarayacağını biliyordum. Seni seviyorum Okan demiş. Bende de neler var sen. Neyse hadi bakalım, devam. Fikirde değil misiniz? Yani hakikaten seksi yıllar ya. Evet, kesinlikle. Seksi yıllar. Kesinlikle. Yani bak, herkes bir dağıtıyor. Ya herkes öyle şey var. Herkes çıktığında şöyle. Yani benim neyim eksik durum var? Yani herkes bir üstüne öyle koyuyor. Herkes, bak Harun'a baksana. Harun Kolçak değil mi? Bile yani. Ne acayip, evet. Ne manyak, evet. Müzisyen. Hatta belki mesela bu kadar iyi basçı, bu kadar iyi müzisyen, bu kadar... Yani belki de hani baksana her taraf. Gir kanıma. Hani ne oldu derler falan. Yani nasıl seksi ya? Adama baksana. Devam. Enerji patlıyor. Ama ben
açıkçası Harun Kolçak'ın müthiş kariyerine rağmen böyle bir dansçı kariyeri olmasını tercih etmez. Ya yani ben olsam böyle dans etmezdim. Bir de saçlar. Çok fena iş. Fakat gerçekten çok, çok değerli bir müzisyendir. Müthiş müzisyen. Hem şarkıcılığı da çok iyidir ama çok. Genel anlamda bütün... Kesinlikle doğru. Çok iyi bir basçı. Çok iyi bir basçı. Yani. Davet etseydi, davet ettik. Keşke gelseydi. Keşke, canım Harun. Keşke. Evet, devam. Dur. Dur. Tanıdınız mı? Tarkan. Tarkan değil mi ayol? Haklı oldum evet. Abi. Evet. Dişlerin arasında da çılgın proje var. Evet. O ne ayol? Kanal İstanbul. Devam. Dur. Abi bu ne? Bu nasıl bir özgürlük? Gel güzelim gel. Yani bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir heyecan? Ya, buyurun işte bu kadar. Bittiniz. Bittiniz. Buradan meydan okuyorum. Bütün televizyon programcılarına meydan okuyorum faksımla. Buyurun işte gör. Okan bizim yurda gel. Bittiniz hepiniz bittiniz. Evet devam. Tabii o yıllarda un kapanı, değil mi? Un kapanı ve müzik piyasası çok heyecanlı. Mantorlar çıkıyor, gurular çıkıyor. Şöyle yaparsanız parça tutar, böyle yaparsanız parça tutar. Bir bilemedikleri Serdar Ortaç oldu. Tabii Serdar albüme koyduğu 11 parçayı da farklı türlerde yapınca kimse bir şey anlamadı ilk önce. İlk parça heavy metal, ikinci parça thrash metal, üçüncü parça halk oyunları gibi gidince bir tanesi tuttu, arkadan hepsi geldi. Tabii o zeytinin de büyük önemi vardı o yıllarda. Ama ve lakin bu klipte dikkat ettiniz mi? Mesela nasıl sanatkarın yanına Mickey Mouse durumu oluyor? Donald Duck'ı gördünüz mü yanda zıplayan? Niye? Çünkü diyor ki orada un kapandan birisi. Abla seni çocuklara yönlendirelim biz. Daha iyi olur bu parçayla. Devam. Dur. Uzay 1999. Kesinlikle. Giysiler, şapkalar, evet. Her şey. Benim yani Yonca Evcimik'ten sonradır. Seden mi? Evet. Seden Gürel'in albümü. Teşekkür ederim. Kıyafetlerle ben dedim ki yeni bir çağ başlıyor. Neslihan Yargıcı. Evet. Müthiş. İmaj, müthiş. Imaj devam. Şimdi arka arkaya iki sanatkarı incelediğimizde daha yırtık olanın, daha aktif olanın kazandığını, diğerinin kazanmadığını görüyoruz. Yani ikinci klipteki sanatçımız ne yapıyor? Kendimi kontrol edemiyorum. Bütün bilmem ne tepemde diye değil. Halbuki Kenan gibi çıksaydı yakarım Roma'yı da yakarım diye. Tabii ki halk onu bağrına basacaktı. Çünkü halk gördüğü zaman diyecekti ki koskoca adam benim için kendini dağıtmış. Normal. Devam. Dur. Bu kim? Kim? Tayfun tabii ki birazdan burada olacak. Tayfun. Evet. Tamam. Şimdi Tayfun da başka bir yoldan girdi.
Bunu kimse yapamadığı için bir tek Tayfun kaldı. Yıllardır kimse yapamıyor. Şuna hadi yine nasıl yapabiliyor musunuz? Hadi yine iyisin yapabiliyor. Hadi yine iyi. Çok zor. Devam. Adamın şarkısı o kadar başarılı ki, o kadar iyi müzisyen ki, o kadar iyi sesi var ki bir utanç tablosunu kapatabiliyor. Bir adam boyuna, posuna, saçına, göbeğine bakmadan salopetle klip çekilir mi? Utanç tablosu. Ben senin yerinde olsam yıllarca utanır. Bunun yayınlandığı yerden kaçarak çıkar. Çok söyledim, hiç dinlemedi beni. Evet. Ya bir adam salopet giyer mi ya? O yıllarda giyme da giyilmiyordu. O yıllarda da ya, demodeydi. Evet, doğru söylüyorsun. Değildi ya. Demodeydi salopet. Ben 79'da giymiştim. Yaş kaçtı o zaman? 35. Teşekkür ederim. Nasıl koro hep birlikte söyledi? Evet, çok güzel şarkı. Maşallah. Çok maşallah, güzel şarkı. Maşallah. Ama Metin'in her yaptığı şarkı öyledir yani. Kesinlikle. Evet. Ben iltifat olsun diye söylemiyorum ama öyledir kesinlikle. Gerçekten. Teşekkür ederim. Dillere pelesenk olur hep. Devam. Dünyaya ne kadar acı verdiyse bu grubun dağılması da Türkiye'de öyle bir elem yarattı. Vallahi ben Ergenekon'un bile bunun sonucu olduğunu düşünüyorum. Devam. ...90'ların sonuna doğru özgür yıllar abartılıyor ve kapalı mekanlara, diskolara giriliyor. Daha önce yeter bu göğüsler, bu kalçalar, bu bacaklar, bu kollar bana fazla geliyor diye atmaya çalışanlar... ...şimdi karşılıklı danslara başlıyor. Yani özgürlük daha da artıyor. Devam. Yavrum, zerrinimi görüyorsun değil mi? Evet. Yine özgürlük yılları. Evet, James Brown Sex Machine Hub. Devam. Dur!
Ajda mı bu? Ay nasıl yaşlanmış? Devam. 4. Beni mahvettiler, beni mahvettiler. Bunlar bir de bebekle benim yıllarca oyanan Bora. Bunlar yıllarca bir de benim komşum. Yani dünyada pozitif insanlardan evet, sıkıldığım kadar kimseden sıkılmıyorum. Yani bu da o kadar... Ay kediyi gördün mü ne şeker. Oyanan Bora. Oyanan. Ama ikisi de dünya güzeli. Dünya şeker. İşte pozitif işte. Aynı güzel. İkisi de dünya şeker. Ay kediyi gördün mü? Francalı aldım bak aldım. Simit aldık peynirin yanında. Bir çay içelim. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Devam. Dön. Ay Allah'ım ya. Oyanan Bora ne kadar çocuksuysa oyalan Bora. Şimdi gelen sanatkar 90'ların ta kendisidir. Kim o? Aylin Livaneli. Bana sorarsanız kesinlikle. 90'lar Aylin Livaneli'dir. Çünkü 90'lar doğmuş, 90'lardan sonra da bırakmış bir insandır. Siz bırakmadınız. O 90'lar için yaratılmış. O 90'lar için yaratılmıştı. Evet. 90'lar için yaratılmıştı. Çok önemli. Türkiye'nin en önemli müzisyen yazarlığına kesinlikle. Çok önemli bir adamın kızı müzik piyasasına girmiş, girdi, dağıttı ortalığı. 90'lar bitti, Aylin de gitti. Özellikle Okan'cığım Çakmak Çakmak sanırım bir şarkısı vardı. Ben Çakmak Çakmak değil de ben bunu seviyorum. Hangisiydi? Danstan dolayı. Şimdi bu gelecek pardon. Olanı bu. Pardon. Bu özgürlüğün sonudur. Bak bu özgürlüğün sonu. Görelim. Ben böyle bir dans müsaade. Kimse de görmedim. Yani bu dansta bana müsaade gözler uçuyor. Sana rast gelsin senin de hatırın kalmaz. Arada görmüyorsunuz. Çok hızlı onları geri alıyor. Bana müsaade sana rast gelsin senin de. Tamam tamam. Devam. Dur. Ben... O adama çok sinirlendim hep, o çıplak adam. Bu nedir, bir fantazi mi? Kadıncağız orada her şeyini sana doğru atarak dans edecek, sen sürekli böyle yapacaksın. Bana müsaade, sana rast gel. Al işte, al, al bunları, al. Al. Devam. Hayır, hayır, hayır. 90'lar. Aylin Livaneli ile Doruk'a ulaşmış olan, cinsel hayatımın sonu geliyor şimdi. Tam Doruk'taydık bana müsaade diyerekten filan. Bu geldi. Bu geldi ve bittik. Pıss. Görelim. Dur. Dur, dur. Bakın galiba anlatamıyorum. Hepimizin başına aynı şey geldi. Yani o zeytine, zeytin fantezisine nereden geldik? Sonra sen hangi yörenin kıyafetindesin orada? Şunu bir göstersene Allah aşkına. Bir donuk kare olarak. Ben bunu ilk gördüğümde dedim ki arkadaş hani bizde yani mesela yok muydu Suna Yıldızoğlu İngiliz gelmiş şarkı söylüyor. Bu hangi ülkeden yani
Yani Özbek delikanlısı mı, Hindistan'dan mı geliyor? Buraya başarılı olmaya gelmiş olan bir yabancı genç herhalde dedim ben buna. Okan'cığım, buyurun. Bu albümle ilgili çok kısa bir anım var, onu anlatmak istiyorum. Bu albüm aslında bir rekorlar albümüdür. Dünyada sağ olun. İmaj çalışması olarak, prodüksiyonun hazırlanışı, stüdyo çalışmaları, hepsinin ne kadar süre içerisinde bittiğini söyleyeceğim. Şimdi bu albümü bizim yapma durumumuz vardı. Serdar'la görüşüyorduk. Selim ilk albümüydü. Fakat ben askere gitmek zorunda kaldığım için Serdar da beni askere yolcu etti. 3 hafta sonra ben yemin töreninden sonra izne çıktığımda bu albüm, bütün bu imaj çalışmaları, stüdyo çalışmaları, repertuar çalışmaları bitmiş, marketingteydi. Ve bir dahaki hafta ikinci izne çıktığımda da Serdar Ortaç bütün Türkiye'de tanınıyordu. O yüzden ciddi anlamda bir rekor albümüdür bu. Allah Allah. Böyle bir özelliği var. Arz etmek isterim efendim. Evet, teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Devam. Ajlan. Ajlan. Evet. Ajlan ve Mine. Ben dilim varmıyor yani işte. Ruhu şad olsun. Ruhu şad olsun. Meleklerin arasında ruhu şad olsun. Acı bir kayıp. Ajlan. Çok sinirli. Çok. Hadi çok hadi devam. Devam. Kerim Tekin. Kerim Tekin miydi? Şimdi 90'ların çok önemli iki kaybını, Arjlan'ı ve Kerim Tekin'i gördük. İşte hep 90'lar yaptığımızda böyle oluyoruz. Peki, hüzünleniyoruz birazcık. Neşemizi bozmayalım. Onlar meleklere karıştılar. Biz onları hiç unutmadık. Kısa bir siz de buradayken şu kliplere devam edelim mi? Görelim. Sibel Tüzün. Bu bağlamaz beni çok insanın kanına girdi. Çok gencin kanına girdi. Bu biliyorsunuz bir hikayedir. Bir film olarak çekilmiştir. Kızı bir tekneye atıp adaya götürüyorlar. Yani ben gerçek klip hikayesini de biliyorum. Kızı hakikaten tekneye atıp adaya götürmüşler. Ulan buraya geldik adaya, ne halt edeceğiz, nasıl klip çekeceğiz deyince şarkının adı bağlamaz ya. En iyisi biz seni ağaca bağlayalım demişler. Ve dolayısıyla bu ağaca bağlanmış klip ortaya çıkmış. Fakat bu, ben çok gencin helak olduğunu biliyorum bu klip yüzünden. Görelim. Dur. Benim tabii anlayamadım.
fantazisinde böyle kocaman bir kadının ve bu kadar tabii o yılların hani özgürlüğünden bahsettik. Bağlamaz beni, beni bağlamaz derken oradaki paket ipliğini ben anlamıyorum. Evet. Nasıl bağlıyor Hunen? Devam. Bağlamaz demiş daha. Dur. O ağaçlar ziyarete açılmıştır o yıldan beri zaten. Zaten bağlamaz demiş, ip de bağlamamış. Bağlama, bravo, bu da 90'lara ait bir ama espriydi. Ama sen de 90'lar... Bir dakika ama sen aslında 90'larda senden de bahsetmek lazım. 90'larda benden biz de bahsetmek de seni 90'larda gerekiyor. Ben bu tanım. Programa gelmeyecektim, ben 90'larda mı kaldım diyecektim. Bu programa gelmeyecektim. Nerede abi bu kadar adam işte ama zaten... O kadar önemleri geldi ki hiçbir sorun kalmadı. Ama ben de gelmeyecektim programa. Ben 90'larda mı kaldım diyordum kendi kendime. Devam. Rafet El Roman'ın ilk Türkçe söylediği sözcükler. Anne baba çok seviyorum. Evet, devam. Kesinlikle sözleri anlamıyordum fakat çok seksiydi. Osman abim evde mi, ibibikler öttü mü? Kadın çok güzel, kadın çok seksi, ritim harikulade. Çok seksi, müthiş seksi. Osman abim demiyor muydu evet, başta? Ben yine bir Osman espri yapacağım ama yapmıyorum. Evde mi, aynı evde mi gideceğim ona, ibibikleri iyi mi Osman abinin diye. Sonra kalmadı galiba. Buyurun bir doksan. Ben yine bir espri yapacağım ama yapmıyorum. Vazgeçtim. Doğru. Doğru yap, yalvarıyorum ya. Peki, devam. Hay Allah. Karakoldaymış. Of. Ama ben değil. Bir dakika ben değil ama. Ben değil burası. Lütfen. Ben burası. Sadece elçiliğini yaptım. Demedin mi karakol? Yoksa bir şey diyemeyeceğim. Sen 90'lı yılların esprisi. Aynen. Hayır sormasak kızı hiç konuşturmayacaktın. O yüzden ben hiç değilse dedim ki. Daha kim konuştu ki? Senden başka. Hayır ben elçi oldum. Sevgili izleyenler gözlük sponsorları bıraktığı için aynı aramıza katılamadı. Devam. Ortaç'tan sonra uzak doğudan ithal ettiğimiz sanatçılardan bir diğeri daha Robert Hatemo. Nerede Robert Hatemo ya? Nerede Robert Hatemo? Devam. Geçmiş olsun. Devam.
Evet. Bu çok zor atlattığımız bir bağırsak. Bunu uzun yıllar çözemedik. Onun arabası. Bunu uzun yıllar çok çok yani bunu içselleştiremedik. İçselleştiremedik. Maalesef. Çok çocuk spastik zannedildi bu yüzden. Çok Mustafa Sandal dinleyen çocuk spastik zannedildi. Doktorlara götürüldü böyle dans ettikleri için. Evet, devam. Bu şarkının olduğu günlerde bir sabah Arnavutköy'de kahvaltı ediyoruz. Mavi bir üstü açık spor araba. Camaro mu, Ferrari mi, ne haltsa böyle içinde timsah, bilirsiniz karikatür tipi timsah değil mi? Böyle bandanalı timsah gibi bir herif. Üç tane sahte sarışın kadın. Yani karikatür olarak önümüzden geçiyorlar ve arabada onun arabası var çalıyor. Bir anda kahvaltı eden 100 kişi kalktı ve şöyle yaptı. Yuu! Devam. Hakan Peker. Fakat Hakan Peker'i 1950'ler yaptığımızda çağıracağız. Onun için bugün almadık. Evet. Ya da Hakan Peker'i en iyi çıkış yapanlara çağıralım diyorum ben. Devam. Dur. Baba ben Mustafa Sandal kimden arakladı bu işi diyorum. Yıllardır çözemediğim şeyi iki klip arka arkaya geldiği için şu anda çözdüm. Amma bela. Böyle bir figür yok. Amma bela ki cümbür cemaatin kanı girdi. Onun arabası var. Abi Mustafa eskiden programlara çıkıyordu. Durun 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 durun. Mustafa geldiğinde sorduk. Abicim bir meme ucunu tutup öbürünü okşamanın anlamı nedir? Yani şunu tutu, şu ne hareketidir? Bunlara anlamlar bulmuştu. Şuradan kalbimdesin, diğer yandan da diğer kızlarla uğraşıyorum filan gibi. Ne bu? Ne anlamı? Şunu denemiş herhalde o. Herhalde onu denemiş. Doğru, evet. Evet. Devam. Yapma etme derken kavuşursa Türk gençliği bu dönemi çok zor atlattı. Bir, çeliğin saçları. İki, çeliğin battaniyesi. Üç, çeliğin sürekli basketbol oynaması. Dört, çeliğin sürekli iki bacak arasında dans etmesi. Artı, çeliğin daha önce üyesi bulunduğu The Beatles isimli grubun dağılışı. The Beatles. Devam. Dört. Evet abi. Evet abi. Türkiye'de kadınların bak koltuk altım ne kadar temiz demeye başladığı dönem. Sibel Can'la başladı. Ondan sonra kim nerede konser veriyor? Oo, mis gibi yaptım. Bak mis, koklamak ister mi? Bak mis. Dünyada başka hiçbir hanımların güzel entarileri olur. Efendim bu entarilerin dekoltesi olur. İşte incik boncuk takılar olur, ayakkabılar olur, etekler olur, şunlar olur, bunlar olur, kolye, küpe, aksesuarlar olur, şapkalar olur, her şey olmuştur ama dünya tarihinde ilk defa Türkiye'de hanımlar koltuk altlarını gösterdiler. Bak mis gibi. Buraya gelmeden sabunladım. Oh 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 oh.
Görelim. Göksel. Ben bunun bu şarkıyı söyleyeceğini biliyor musun? Sabır. Evet. Sabır. Yani Göksel'in sabırı söyleyeceğini 2012'de bilmişim. Bu yeni albüm mü senin? Evet. Aa. Yavrum. Kopya çekmişsin. Evet. Sabır, Göksel. Evet. O yılların çok seksi klibi. Sabırlıyım, bu yıla kadar beklemişim. Onun o yılda müthiş, sabırı müthiş. Söyleyeceğini çok bilmişim ya. Yani. Bayıldım. Devam. Göksel'in mi? Evet. Senin. Bu da Rafet Erroman'ın Amerika'da oynayarak Parkinson hastalığına dikkati çekmeye çalıştığı klibi. Amerika, Amerika, macera dolu Amerika, Amerika. Klip bitti peki abi, tamam gidebiliriz. Devam. Dön. Kim? Amerika. Asya. Bu da arkada pıtasan gun. Aynı seks maşini arkada gidecek. dım gidecek. Burada da arabesk gidecek burası da. Yani arkası böyle dum. Hani ağladım. Geliyorum yoluna yanına ya. Geliyorum yoluna. Yani. Okan kötü mü ama? Çok güzel. Yani yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu şarkı biliyorsun klibi ödül aldı Fransa'da. MCM'de. Birincilik ödülü aldı. Yavrum sen her şeyinle ödül alırsın. Sana o ödüller az. Canım benim. Sana o ödüller az. Şu anda çok ihtiyacımız var sana Fransa'da biliyorsun. Gideyim hemen. Geri al gel. Yani. 14 yıl hıyar ama bu şu dönemin başlangıcı. Dikkatinizi çekiyor mu? Şimdi bir parça başlıyor. Dıngadad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 ıng
kültürümüze uymadığı için dugan 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 dugan. Halbuki siz burada başarmışsınız, başlatmışsınız bu akımı ama başarmışsınız da maşallah. Dalga mı geçiyor acaba, ciddi mi söylüyor? Ben de bilmiyorum. Yani, sadece izlenimli... Sen yoksa buraya dalga geçmeyi mi? Lütfen. Siz benimle dalga başarmış değil mi? Başardım. Ama ben. O zamanın sound'u ile bu zamanın sound'u arasında çok fark var. Hayır, bu yani. Zamanki sound'u yaratan sound işte, İşte o. Yani. Evet. Başlangıcı devam. Baba ne fantaziler var değil mi? Melekler salıncakta sallıyor falan. Nerede şimdi onlar? Onlar Faruk Kağ zaten... Aldı yürüdü. Yürüdü. Ne fantaziler var o kliplerde. Ne bir dünya var, ne bir hayal dünyası var. Hepsi Mustafa Sandal'ın araba klibiyle bitti bunların. Ben o klipte neler çektim ama bilmiyorsunuz. Uğraşılmış ya. Bir klip ama. Devam! Aldığımız en iyi derece biliyorsunuz. Sessiz Sedas, Şebnem Paker. Şebnem Paker, Eurovision'da aldığımız en iyi derece. Adı var mıdır, var mıdır falan filan. Gitti orada, üçüncü oldu, geldi, kimsenin haberi yok. Devam. Çekilme hadi hadi söyle de kurtul bundan.
Çocuklar, alo denilen günler. Face'ten giriyorum sananın olmadığı günler. Twitter'da özelden gel bana. DM. DM değil mi tatlım? DM. Face'ten girdim sana, gel bana Twitter'dan. Daha insani dönemler. Cep telefonu çıkmış. Popo cebinde duruyor. Çekiyor telefonu. Alo, orada mısın? Rahat da mısın? Yani gelip bakayım. Ama özelden gel filan yok. Bir de o yıllarda çok G efendi arkadaşlar vardı. Onlardan hiç koymamışsınız ya. Kim efendi? G efendi çocuklar. Devam. Kim bu? Kim bu? Pınar Aylin. Pınar Aylin'in saçını delilerin yolduğu dönemdi. Şu saç modeli beni o kadar irite eder ki, o kadar irite etti ki. Valla insan sevdiğinden ayrılır şu model yüzünden. O tost mu? Abi niye gidip saçlarını böyle yolduruyorlar? Niçin bu hala var mı yapamıyorlar? Ya o yok. Hayır, bu o değil. Bu o değil. O toz. Bu bonus. Bu o değil. Bu o değil. O toz. Hayır hayır. Okan, toz nasıl yapılıyor biliyor musun? İnce ince örüyorsun saçlarını. Evet, ondan çözüyorsun. Sonra ördüklerini çözüyorsun, evet, toz, ve toz oluyorsun. Sizinki öyle mi? Yok, benimki bonus. O bonus. Sizinki James Brown'dan geliyor gibi. Yani. Devam. Dur. Bakın şarkı sözlerine bakın. Hadi dokun içinden geldi hissediyor. Ne kadar? Burada da bir başka terbiye varmış. Değil mi? Eski şarkılara bak. Gönül isterdi ki böyle bitmesin. Allah belanı versin yerine. Sevişmek açısından da dokun içinden geldiyse hazırım yani. Yıllar 90'lar buyurun falan diyor. Şimdiki gibi öyle fın 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 falan diye bir şey yok. Evet, devam. Doktor Erol Bey biliyorsunuz 90'lara tek şarkıyla damgasını vurmuş tek insandır. Devam. Da 30 yaşında olan Hakan Peker'in 11 yaşındayken çektiği klibi izliyoruz. Devam. Dur. Neydi o? Doğuş. Doğuş ha. Ay Doğuş, ay 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 ay. Müthiş, müthiş, müthiş. Devam. Güle güle, güle güle, güle güle, oh oh.
Kaset mi sardı çocuklar? Kalem.